Evet arkadaşlar, Opel Vectra C1 C2 tamir bakım YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Saygılarımla size bir kısa bir konuda size bir şeyler arz etmek istiyorum. İnan ki gerçekten şu gelen zamlara rağmen zor dayanıyorum. Hani zam yapmamak için. Bazı arkadaşlarımız da 150 liraya ne yaptın sen diyorlar. Şimdi gelelim ne yaptığımın ispatına. Arkadaşlar bakın, kullanmış olduğum kıl taşlar bitiyor ve bundan sonrasını kullanılmaz halde. Zımparam, yapmış olduğum zımpara, bak zımparam da bitti. Yani ben attığım çöpe çok, bu az kullanılır şekilde kalanları sonuna kadar kullanmaya çalışıyorum. Her şey ateş pahası şu sıralar. Bakın mesela kılavuz. Şu kılavuz. Bakın makine takımın kaliteli kılavuzu. Kaç paraya aldık abicim? 100 lira. 100 lira aldık. Şunu. Bak komşum da var. Evet. Matkapları kaç liraya aldık abicim? Tanesini 25 lira. Hele şu sarı 50 lira. Şu sarı olan 50 lira. Şu siyah olan 30 lira. 25-30 lira civarını aldım ben. Aynen. Bakın komşum da burada. Komşumla gittim. Buyurun. Şu kılavuz. Yani bu kırılabiliyor. Ben şunlardan çok attım. Ben size numune olarak göstermek istedim. Bazı arkadaşlar 150 liraya ne yapıyor? Ya bir yapın da ben de göreyim ya. Ya yapana çamur atmayın. Ya amortisör kısaltıyorsanız kısaltın. Eyvallah. Emeğe de saygım sonsuz. Ama amortisörler patlıyor. Ve bak benim burada da komşum da var. Kaç tanesi geldi? Amortisörleri kısalttık, patladı demedim abi. Aynen. Patladı Aynen. dedi ve gittiler amortisörlerini değiştirdiler. Hatta bakın. Size bir tane daha örnek göstereyim. Nerede? Ben size buluvereceğim. Aha burada. Buyurun. Patlamış amortisör. Kısaltmışlar. Buyurun. Opel'in. Hatta Opel'in üzerinden söktük. Patlamış. Evet abi. Tut. Tut abi. Bak. Patlamış amortisör. Kısaltmışlar bunu. Patlamış. Bunu kısalttığın zaman arkadaşlar, bunun kovanın, bakın, kısaltma meselesi herkese basit geliyor kısaltmak. Bak kardeşim. Yılmaz abi sen tutar mısın? Şunu izah etmeye çalışıyorum. Abicim bunun boyuyla, bunun boyu, ben size şöyle kumpasla ölçeyim. Bakın. Şimdi bunun basınç şeysi, ben şu üst elini az çek abi de ben şu yandan tut şöyle. Heh. Şu elini bırak. Şu elini bırak Yılmaz abi. Üst elini bırak alttan tut. Heh. Şuradan görmem lazım. Şu elini çeker misin? Komple çek. Heh. Öyle tut. Evet. Bak abicim. Bunun boyu kaç santim? Bir saniye. Bakın. 13 santim. 13,2 geliyor. Şu arada bakın. Şu arada basınç çalışıyor bak. Bu arada piston çalışıyor. Bunun bu arası kaç? Şu faturadan itibaren şu arası kaç? Bakalım bir saniye. Evet. 11,5 falan geliyor arkadaşlar. Bakalım. Bunun bu arası kaç geliyormuş? Bakın kısaltılmış. Amortisör sonda bak. Amortisör sonda. Patlamış amortisör. Bakın. Amortisörün boyu. Hatta kafasını da söküyorum. Kafayı da söktüm. Hani amortisör kısaltıyorlar ya ustalar. Bak kaç santim? Şimdi boyunu ölçüyoruz. Bakın. 9,7 şu an. Bakın 9,7. Bunun 13,5'tu. 13. Ne oldu? 9,7. Aradaki fark bu amortisör basınca geremediği için tamam mı? Patlıyor. Bunu kısaltmak önemli değil. Bakın. Kısaltılmış amortisör. Buyur. Bu dibine geldiği zaman bakın arkadaşlar dibine geldiği zaman buradan havayı salıyor ve patlıyor. Yani millet diyor ki işte amortisör kısaltırım. Kısaltın arkadaşım buyur. Kısaltılmış amortisör ve patlamış amortisör. Bu içinde olmayacak. Bu dışına çıkacak. Hatta bak ben size şöyle göstereyim. Bu buradan basınç kaçırdığı için bunun buradan basıncı kaçırdığı için arkadaşlar şöyle yakın göstereceğim. Bakın. Bu buradaki keçeden yağı havasını geri kaçırıyor. Kaçırdığı zaman ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Kaçırdığı zaman amortisörler patlıyor.
Diyorlar ki amortisör kısaltırız. Amortisör kısaltmak sorun değil. İşte amortisör kısaltılan amortisör bakın bu şekilde çalışması hale geliyor. Diyorlar ki amortisör kısaltılan. Bunun farkında değiller. Sonradan patladığını. Kızım hoş geldin. Biraz bekleteceğim. Bu patlayan amortisörler bakın bak amortisör patlamış ve kısaltılmış. İkisi de eşit olması lazım. Bu mildeki amortisör yani amortisördeki mille kovanı eşit olması lazım. Ki basınca girdiği zaman buraya geldi mi burada şu şekilde kalması lazım. Bak bu şekilde kalması lazım ki buradan havayı, yağı, basıncı kaçırmaması lazım. Millete amortisör kesmek kolay geliyor. İşte arkadaşlar ben bunu izah edemiyorum. Şimdi yani bu gerçekçe bir yani bir kanıt ispatı elimde mevcut. Patlamış bir amortisör. Buyurun. Kısaltın. Amortisörlerinizi kısaltın. Yani sorun değil. Sonrası aparatlardan bana almaya gelenlerden çok. Ve geçenlerde 30 tane yaptım. Elimde 9 tane kaldı. Şimdi yine 20 tane yapıyorum. Yakında yine onlar da biter. Bu da 2. Yani bunun bakın matkabı alıyorsun. Kıl taşını alıyorsun. Boyası var. Bak bitmiş boya. Bitik. Şu an bak tıngır tıngır boş. Şunun tanesi 50 lira arkadaşım. Boyanın tanesi 50 lira. 50 lira 70 lira. İnanır mısın? Yani sprey boya alıyorum. Burada kompresörüm veyahut da herhangi bir şeyim yok. Bu 2. Bunun diş çekmesi. Alabilecek misin? Civatası. Bir saniye kızım. Arkadaşlar. Çıkaracağım. Tamam. Geç kızım. Çıkarabilecek misin? Yoksa Çıkarım biraz çıkarım. daha geri, ileri gidelim. Tamam. Ve arkadaşlar. Gördüğünüz üzere patlamış amortisörün özelliği. Hani amortisör kısaltıyoruz diyorlar ya işte. Ve ondan sonra amortisörlerini de değiştiriyorlar. Artı yetmeye geliyorlar aparat da alıyorlar. Çoğu. Tamam mı? Bu da bir bilginiz olsun. Patlamış amortisör. Buyurun. Al arkadaşım al. Yani bu da bir size canlı ispatı. Şu an aparatları da yapıyorum. Yani bunun kesimi var. Bakın. Normalde demir alıp işliyorum. Bunun demiri tanesini hatta nerede o? Bir tane şöyle yarım aldım akşam. Bakın kardeşim. Bir tane şöyle yarım aldım. Şöyle koyacağım size. Bundan az. Bakın bundan şu kadar şu hizadaydı. Az. Ve bir tanesi de şu üstteki lamba taktım. Tamam mı? Işık yansısın diye. Şu üstteki şundan ikisine 400-500 liraya yakın para ödedim. Bakın 500 liraya yakın para ödedim. Bunun kıl taşı var. Kıl taşın tanesi abicim kaç paraydı? Şunun tanesi 20 lira değil miydi? 20 lira. Evet, buyur. Aynen. Bunun zımparanın tanesi kaç paraydı abicim? Daha zımpara almadım kullanırım. Sordu kaç para dedi? 35 lira dediler. Doğru Aynen. mu? Yani buyur. Yani 35 lira. komşum da burada şahit. Yani ben yalan söylüyorsam burada bir Yanında ben vardım 35 lira. buyurun. Buyurun arkadaşım. Yani bende yalan yok, hırat da yok hesabı ve her şey burada. Yani cap canlı. Yani millete işkembeyi kübradan atmak diye bir olay var. Abi şimdi sana verebilirim. Milleti tamam mı? Şöyle yandan tutarsan bak benim gibi abi. Milleti gerçekten şu aparatları yapmak gerçekten basit geliyor. Şunları yapmak basit geliyor. Bunları daha bakın kesiyorum. Kestikten sonra şu şekilde deliyorum. Şey arkadaşlar kesiyorum ve deliniyor buralar. Delindikten sonra diş çekiliyor. Bunlar zımparası yapılıyor. Tek tek işleniyor bunlar arkadaşlar. İşlendiği içinde bu şekilde bak. Yani bunlar bir takım sağ sol. Bunlar hususi yani ben keyfime, kendime emekli adamım. Ve çalışıyorum da benim paraya ihtiyacım yok. Ben sizlere sırf sizlere faydam dokunsun diye. Şunu yapan yok Türkiye'de. Ki dünyada da yok. Bu buluş benim. Kendimin. Bunun örneğini çalana mahkemeye veririm. Bunu da söyleyeyim. Uğraşırım da. Sonuna kadar. Bu icat benim. Bunu da söyleyeyim. Siz farklısını geliştirin. Farklı yapın. Ama yapın. Ben size niye yapıyorsunuz? Niye yaptınız demem. Ya
Yapın kazanın arkadaşım. Bir de siz yapın, siz kazanın, ben göreyim. Satın bir ya. Ya bir 150 lira diyen çok arkadaşlar bir yapsa, otursunlar da şu işlemi bir yapsalar ya. Ben buna kızıyorum. Ya 150 lira. Ya arkadaşım malzeme pahalı. Her geçen gün zam geliyor. Ben zam yapmama çok uğraşıyorum ama Eylül ayında zamım gelecek arkadaşlar. Eylül ayında bilmiyorum kaç olur. Eylül ayında zam gelecek. Bak bunu size söylüyorum. Eylül, hadi bilemedin Ekim. Eylül sonu, Ekim başı zam yapacağım arkadaşlar. Yani gerçekten yetişemiyorum. Yani şu malzemeyi alıyorum. Aldığım malzeme beni kurtarmıyor, korumuyor. Yani kârı geçtim. Bak hani gönül ister ki çok kâr yapayım. Ama kârım yok. Gerçekten kârım yok. Yani şunu 25 lira bilemedin 30 lira para kalıyor. Artı bir de ben işte olduğum için işimi gönderiyorum. Eşimi gönderiyorum. Neyle? Otobüste. Otobüs bilet parası mahalleden merkeze bir 15 lira 20 lira otobüs bilet parası. Git gel. Bizim buralarda abi kaç para oldu biletler? Kendin daha iyi bilirsin. 8 lira 9 lira oldu değil mi? 9-10 lira. 9-10 lira buyurun. 9-10 lira bir bilet ücreti. 10'a'dan 20 lira. Benim burada 25 lira kârım vardı. Onu da bilete verdim. Benim hiçbir kârım yok ya. Hiçbir tanesinde kârım olmuyor arkadaşlar. Yani bunu gerçekten sizlere kolay gibi geliyor ama gerçekten kolay değil. Yani ben şunu sırf arka camınızın 8,5 milyar, 9 milyar olduğunu çok iyi biliyorum. Bu patladığı zaman, hadi patlamasını da geçtim. 8-9 milyar da versin. Onu da geç. Yani takarken ustalar deforme ediyorlar. Ya döşemeleri camlar kesiyor, patlayan camlar. Ya yapıştırırken ilaç değiyor. Ya iç trim bozuluyor. Bu şaka değil, ben kendim kaportacıyım. Ne olduğunu da çok iyi bilen bir insanım. Ha, tornacı arkadaşlar varmış. Demirci arkadaşlar varmış. Yapın, üretin, bir satın. Bir de ben göreyim. Göreyim arkadaşlar, gurur duyayım. Arkadaşım yapmış diyeyim. Bak kıskanmıyorum. Gururlanmak istiyorum. Bak hasetliğim yok. Ama kızdığım nokta ne biliyor musun? Aşağılanmak. Yaptığın neymiş bu 150 lira demek. Benim zoruma gidiyor. Emeğe, saygısızlığa zoruma gidiyor. Yapın, alın malzemeyi. Yapın, ben bir göreyim. Göreyim de ondan sonra size hak vereyim. Size ondan sonra bana hak verin. Peki arkadaşlar buyurun. Gördüğünüz üzere patlamış amortisör. Kısaltılmış patlamış. Buyurun amortisör. Kısaltılmış. Ebatları tutmuyor. Ve patlamış. Buyurun. Ben kısalttırdım usta. Ve adamlar geliyor. Usta ben bunları kısalttırdım ama orijinallerini aldık. Bu sefer cama değiyor. Ha? Ne yapacağız? Getir arabayı dedim. Aparat takacağız. Getirdi. Gör. Taktım birer takım aparat. Usta Allah razı olsun. Ve adam da memnun. Hep ayarlı. İstediğin ayarda duruyor. Şu arka tarafa yapmış olduğum, şu arka tarafa yapmış olduğum cıvatayla buradan ayar yapabiliyorsun. Kapağın açısını istediğin açıda durdurabiliyorsun arkadaşlar. Yani sabit değil. Bunda sabit kalır. Sabit düz kalır. Öbür türlü onda sabit düz kalmıyor. Cama yaklaştırabiliyorsun, dik yapabiliyorsun. Yani o ayarlı bir şekilde bunu yapabiliyoruz. Ha, şimdi bazı abilerimiz de diyor ki işte alyenli cıvatalar biraz büyük. Kafalarına aldırtman lazım. Bunu da söyleyenler var. Yani yuvaya tam oturmuyor. Kardeş, bu alyenli cıvataları ben özel tornadan geçirtmeye kalksam her biri ayrı ayrı tornacı işlemez bile. Onu özel cıvata yaptırman lazım. Özel cıvata da yaptırmak, o alyenli havşalarını özel cıvata yaptırmak, adam dünyanın parasını istiyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani bir cıvataya diyor ki 30-40 lira para isterim. Kardeşim ben bunu işleyeceğim. Makinemi çalıştıracağım. Elektrik yapacağım diye, emek sarf edeceğim diye bir cevataya 30-40 lira bilemenin 50 lira para isteyenler var. Bu bir. İkincisi, kıldırgıcı iş, oyalayıcı işten adam daha fazla para istiyor. Bu da iki. Bunu da ben size yansıtmış olsam ne tutar? Ya inanır mısın, ben şunları
Şu an zamlı fiyata satmaya kalksam gerçekten ve gerçekten 400'e 500'e satmam lazım. Yapmıyorum. Neden? Siz kazanın diye. Siz kazanın diye. Ben kazanmış olsaydım inanır mısın şu anki şu aparatların fiyatı 300 liraydı. En düşük fiyatı 300 liraydı. Ben hala 150'ye satacağım diye uğraşıyorum. Ve bunu da almayanlar var. Ha, almasın zorla alın demiyorum. Ama çok diyenler var. Çoksa gidin bulun. Ben diyor bir araştırın diyor. Araştır. Tamam araştır arkadaşım. Bunu yapabilen Türkiye'de tek ben varım. Tüm dünyada ben varım. Tüm dünya zaten YouTube kanalından izliyor. Ve artık yapın da görelim. Yapın da görelim. Ama benim yaptığımın aynısını yaparsanız sizi mahkemeye veririm. Farklısını yapın. Bakın benim yaptığımın aynısını yaparsanız mahkemeye veririm. Gördüğüm an mahkemeye veririm. Benim şeyimi çalmaktan, projemi çalmaktan sizi mahkemeye veririm. Bunu da söyleyeyim. Farklısını üretin. Üretin, farklı üretin. Değişik üretin. Zekanızı çalıştırın, üretin. Yapın farklı bir şey. Yok, bunu yapan yok. Öyle dedim mi herkes susuyor. Yok, susmayacak arkadaşım. Şimdi bana da kızabilirsiniz. Usta ne konuşuyorsun, çok konuşuyorsun diyebilirsiniz. Ama bu bir gerçek arkadaşlar. Yani her şey olmuş ateş pahası. Her hafta demire zam. Cıvataya zam. Ondan sonra veyahut da her ay diyelim pardon. Her hafta demeyelim de her ay diyelim. Zam geliyor. Dolar fırladı. Zam. Dolar düştü. Zam. Kendiniz biliyorsunuz. Benzin fiyatları anasının nikahı oldu. Sanayiye malzeme almaya giderken arabanla gidiyorum. Yaktım benzinle olacak. Ben size hizmet için yapıyorum bunu. Yoksa ben kendim üretirim. Ben çok şeyler ürettim arabama daha onları yapmıyorum. Çünkü sizler çok diyorsunuz. Çok şeyler yapıyorum. Sizler çok diyorsunuz. Ben kendim raportacıyım. Çoğu şeyi ben kendim yapıyorum. Daha çok çekmediğim videolar var. Kanalıma da abone de olmuyorsunuz. İzleyip çıkıyorsunuz. Bak kanalıma abone olmuyor, izleyip çıkıyorsunuz. Arkadaşlar, desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Kanalıma, YouTube kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sizlerden gelecek beğenler ve yorumlara göre kanalımı açık tutmaya uğraşıyorum. Bilginiz olsun. Allah'a emanetsiniz. Yani biraz tabii bazı arkadaşlar beni üzdükleri için böyle konuşma gereği duydum. Allah'a emanetsiniz. Siparişleriniz için de 0536 810 8121 no'lu hattan bak tekrar ediyorum. 0536 810 8121 no'lu hattan sipariş edebilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Facebook kanalım, WhatsApp kanallarım da var. Bunlara da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle. Durduralım.